Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometry Geometrik Kampı'nın 30. hafta videolarına başlıyoruz. Evet bu seride ne yapacağız? Katı cisimleri anlatmıştık. Bununla ilgili ÖSYM'de çıkmış soruların benzerlerini çözeceğiz. 5 tane test var. Bu videoda test 1 ile çözüme başlayacağız arkadaşlar. Evet videolu son hafta diyebiliriz. Sonrasında tekrarınız olur. İşte 31. hafta ya da 34. hafta tekrarınız olur. Ve bu işi bitireceksiniz arkadaşlar. Hadi bakalım test birim çözümlerine başlayalım. Birinci soruyla başlayalım. Taban ayrıtı 4 birim ve yüksekliği 5 birim olan kare prizma biçimdeki bir tahta bloğun tüm yüzeyleri boyanıyor. Daha sonra bu tahta bloğun tamamı 80 tane birim küp ayrılıyor. Zaten 4'ün karesi çarp 5, 80 birim küp yapıyor. Hacim sayısı yani hacim ne demekti? Birim küp sayısına eşit oluyordu. 80 tane birim küp olduğu da belli zaten. Buna göre elde edilen birim küplerden yalnızca bir yüzeyi boyalı olan birim küp sayısı yalnızca iki yüzeyi boyalı olan birim küp sayısından kaç fazladır diye soruluyor. Şekli çizeceğiz arkadaşlar. Bu şekilleri çizmeyi de öğrenin. Öncelikle şu şekli düzgünce bir çizelim. Evet kare prizma çizeceğiz. Tabanı 4 yüksekliği 5 olan bir kare prizma çizerken ve birim kareleri ayırırken nasıl yapacağınızı bilin. Önceden de çizebilirdim ama ben bu çizmeyi siz de görün istiyorum arkadaşlar. O yüzden böyle. Öncelikle iki dikdörtgeni böyle çizdik mi çizdik. Sonra şöyle Şöyle köşelerde birleştirdik, mi birleştirdik. Şimdi ben bunu birim şeylere ayıracağım arkadaşım Bak. Şurası 4 birim, burası 4 birim, burası 5 birim. Şu kenarı 4 parçaya ayıracağım. O zaman 4 parçaya ayırırsam 1 2 3 çizikle ayırabilirim bunu. Aynı şekilde yukarısında şöyle 1 2 3 çizik çünkü 4'e 4 burası. Sonra şurası da 4 birim olduğundan dolayı yine 3 çizikle 1 2 ve 3 çizik. Bak birim küpleri ayırıyorum. Sonra burası da aynı şekilde 4 birim ayıracağım ya. 1, 2, 3. Evet bu şekilde ayarladık. Şimdi burada ne olacak? 5 birim yüksekliğini bölerken 4 çizikle mi yapacağım? Evet buna da 4 çizik. 1, şöyle 1, 2, 3 ve 4 arkadaşım. Evet 4 tane birim küp. Tabii yandakileri de şöyle çizince olay bitti. Bunu çizmeyi öğrenin. Bak ÖSYM sorar mı? Sorar. Zamanında sormuş bunu. Dikkat et. Hatta son soruya da dikkat edin. ÖSYM ne sormuş? Var ya. Of of. Biz bunun daha öncesini konu anlatımda yaptık ama küplerle yaptık. Bir de böyle kare prizma şeklinde gelince ne yapacağız? Hadi bakalım ona bakalım. Şimdi yalnızca bir yüzü boyalı olanlara bakalım arkadaşlar. Yalnızca bir yüzü boyalı olanlar tam öndeki yani yüzeydeki hiçbir şeye şey yapmayan değil mi? Mesela şurası şurası Hocam burası da bir yüzü, burası da bir yüzü, burası da bir yüzü, burası da bir yüzü. Bak buraya gelince ne oluyor? İki yüzü birden boyalı olmaz. Yalnızca bir yüzü boyalı olanları bulacağım. Hocam bu yüzeyde bu. Kaç tane? Alt tane. Hocam şuradaki yüzeyde de alt tane. Yani ya yüzeylerin hepsinde 6 tane var? Çünkü dikdörtgen sayısı hepsinde aynı. Ya da birim kare sayısı hepsinde aynı. Evet. Evet. Yalnızca bir yüzü boyalı alanlarda o zaman bir yüzü boyalı alanlarda 6, 6, 6, 6. 6 tane 4 var bir kere. Tamam. Alt üstte de bakalım. Hocam tam ortadakiler 1 yüzü boyalı. Tam ortadakiler sayısı da 4 değil mi? Evet üstte 4 altta da 4. O zaman 4'ten de 2 tane var diyeceğiz. 24 artı 8'den kaç yaptı bu? 32 yaptı. Evet yalnızca 1 yüzeyi boyalı olanları bulduk mu bulduk. Şimdi bir de 2 yüzeyi boyalı olanlara bakacağım. 2 yüzeyi boyalı olanlar neredeydi? Hocam o da ayrıt üzerindeydi. Yani şurası mesela şunlar ayrıtları sayıyorduk. 350 üzeri boyu olanlar da köşedekilerdi. Tamam mı? Bu önemliydi. Bak bu konu anlatımını dinlediysen bu soruda sıkıntı yaşamazsın ama siz sıkıntı yaşarsın. Ayrıt üzerindekileri sayacağız. Tam köşelere gitmeden ayrıtların ortasındakileri sayacaksın. Şöyle sayacak olursa şöyle. Ne oluyor o zaman? Şurada 2, 4, 6, 8. Üstte 8, altta 8. O zaman iki yüzeyi boyu 2 tane 8 var mı elimizde? Var. Artı Hocam bu dikeylere de bakalım. Dikeyde bak sütunda 3 tane. Bak şu yüzeyi 2 yüzeyi boyalı olan. 1, 2, 3. Aynı şekilde buradaki de 1, 2, 3. Aynı şekilde buradaki de sütun. 4 tane sütun yok mu? Evet. 4 tane 3 var. 4 tane de 3'ü eklersek 16 artı 12'den kaç yaptı? 28 yaptı. Bizden ne isteniyor? Birim küplerden yalnızca bir yüzeyi boyalı olan birim küp sayısı iki yüzeyi boyalı olan birim sayısından kaç fazladır diye soruluyor. Yani 32 28 soruluyor bize. cevapta kaç yapacaktır? 4 yapacaktır. Evet. Şekli çizmeyi öğrendim mi? Öğrendim. Tamam. Böyle bir soru gelirse hangi çeşit gelirse gelsin artık yapabilir misin? Bence kesinlikle yaparsın. Tamam. Bunları da bil. Şekil hali hazırda çizilmiş gelirse işin kolay. Ama bu şekilde sözel sormuş mi Sana niye sormasın? Bu sene niye sormasın? O yüzden böyle hayal gücünüzle de böyle belki yapabilirsiniz ama şunu hayal gücünüzle yapmak çok zor. Açıkçası ben hayal gücümle bunları birim küplere böyle ayırıp da bu şekilde yapamam. Gerçekten yapamam. Çizmek zorundayım. Bu şekilde en azından birim küplere çizmeyi de öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Evet güzel bir soru. Birinci soru balık kesir oldu geldik ikinci soruya. Ayrı uzunlukları 3, 4 ve 9 birim olan dikdörtgenler prizması işte bu şekilde yatırılmış sonra A ile D arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Arkadaşım A ile D arasındaki uzaklığı bulurken siz genelde ne yapıyorsunuz? Hocam bu düzlemedik ya. Şuradan şöyle birleştirince şurada dik üçgenden çıkar diyorsunuz. Evet kesinlikle doğru buradan çıkar. Ama bak şimdi sayılara bak sayılara. Hocam devirdiğin zaman şurası 3 mü oldu? Evet burası 4 mü? Evet burası 9 olduğunu biliyorsun. Ee, burası da 3 birimde öncesinde. Bak 3 4'ten dolayı gidebilirsin. 3 4 5. Bak burası 5. E ee, hocam bizden ne isteniyor? Bizden şuradaki uzunluk isteniyor. E, şurası bu düzleme dik olduğundan dolayı buradaki açı da 90 derece değil mi? Evet sayılar bazen bizi daha kolay bir yola itiyor. Burası 5 çıktı. E, burası 12. 5, 12, 13 üçgeninden burası da 13 olur. Yani cevap böylelikle 13 oldu. Diğer türlü de ile uğraşırdınız sadece. Evet ikinci soruyu Cihan bulduk. Geldik 3'e. Evet daha önce konu anlatımında da yapmıştık. Bu kağıda böyle e, kareleri boyayacağım. Hangisi birim küp oluşturulabilir? Kaç tanesinde birim küp oluşturulabilir diye soruyorlar. Şimdi bir, birim küp birim küp derken küp küp açınımı oluşturabilir. Küp açınımı neydi arkadaşlar? Ya böyle 4 tane kare yan yana olacak. Biri altta biri üstte olacak. Alt üst nerede olduğu önemsiz. O zaman E ile B kesinlikle olur. 4 tane kareyi yan yana yapıyor. Şöyle E'yi boyarsam 4 tane kare yan yana biri altta biri üstte. Ya da B'yi yaparsam 4 tane kare yan yana biri altta biri üstte. Sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Evet E ile B oldu. Şu E'ye ve B'ye tik atalım. Sonra Hocam A'ya bakalım. Bakalım A olacak mı? A'yı böyle karaladığım zaman. Şimdi ne olması lazımdı bir de zar açının olması için? Bir boşluk kuralı. Şunlar bir boşluk. Şu bir boşluk. Şununla şu bir boşluk sağlandı. Şurada da bir Z sağlandı mı? Evet bir boşluk ve Z. Hepsinde sağlanıyor. O zaman A'yı alabilir miyim? Evet kesinlikle ama kesinlikle A'yı da alabilirim. O zaman A'ya da tik attım. C'ye bakalım. Ya da D'ye bakalım. C'ye bakalım. C'yi alabilir miyim diye bakıyorum şimdi. Şimdi şu karşılıklı yüzey bunlar. Şöyle Z'den dolayı. Bunlar da karşılıklı yüzey. Şununla şu. Tamam. Şuraya baktığım zaman burada da bir Z kuralı sağlandı. E, bununla da bu yine karşılıklı yüzey oldu. O zaman C ile de ilgili ben şey elde edebilirim. Ne elde edebilirim? Bir küp açılımı elde edebilirim. D'ye bakalım. D'yi boyadığım zaman. Şöyle D'yi boyadığım zaman. Arkadaşlar karşılıklı yüzeyleri bulalım. Şimdi şununla şu karşılıklı. Eyvallah. Bir boşluk kuralından. Z'den dolayı şu parçayla şu parça. Evet. Hocam burada bir şöyle Z kuralı maalesef sağlanmıyor arkadaşlar. D ile bu karşılıklı yüzey olmadı. O yüzden de bir ne derler? Bir küp açılımı elde edemem. D'yi koyarsam. O zaman kaç tanesini elde ettim? 1, 2, 3, 4 tanesini elde etmiş olduğum cevap denizli oldu. Geldik şuraya. Dördüncü soruya. Yukarıda çözümünü yapalım. Yüksekliği 14 ve yarı çapı 6 santimetre olan dik dairesel biçimindeki silindir. Evet, yüksekliği 14. Şöyle bir silindir varmış. Koyalım. Şu silindir yüksekliği 14, yarı çapı da kaçmış? 6'ymış. Eyvallah. Bu suyla dolu. Bunun içi dolu. Tamam. Bu suyun tamamı taban yarıçapı 2 ve 4 birim olan kesik koni biçimindeki 12 bölmeli buzluğa kullanıyor. Evet ben bunu bölmenin büyüğünü çizeyim arkadaşlar böyle. Normalde daha küçük olacak bu. Ben bununla bunun şununla şunun 12 tanesini doldururum. Şunun 12 tanesini dolduracakmışım. Evet taban yarıçapları çapları biri 2'ymiş bir de kaçmış arkadaşlar? 4'müş. Kesik koni. O zaman ben bu kesik koninin hacmini bulacağım değil mi? Evet 12 bölmeli. E bizden de ne isteniyor? Bu bölmelerde suyu taşı, taşmadığı bildiğine göre bu bölmenin yüksekliği kaçtır diye soruluyor. Evet yükseklik soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ben bunun 12 tanesiyle bunu şey yapacağım ya. Bunun hacmini bulayım. E, v silindir nedir arkadaşlar? V silindir nedir? Pi r kare çarpı 14. E ben bunun böyle doldurduğum zaman 12 tanesini dolduracağım ya. O zaman V silindir buysa ben bunu ne yapacağım arkadaşlar? 12'ye bölersem bir tanesinin hacmini bulurum. O zaman V kesik koni diyelim aslında. V kesik koni silindirin hacminin 12'de biri olacak. Yani pi r kare çarpı h bölü 12 diyeceğiz. E 36 ile 12 sadeleşince 3. 14 çarpı 3'ten 42 pi mi yaptı arkadaşlar burası? Evet. Yani V kesik koni 42 pi yaptı. Peki şuraya bakacak olursak arkadaşım şöyle kesik koniyi biz tamamlıyorduk. Bizim kesik konimiz burası. Kesik konide benzerlik hacim ilişkisi yapacağız. Hadi benzerlik hacim ilişkisi yapalım bakalım. Benzerlik oranı 2 bölü 4. 1 bölü 2 değil midir? Yani şunlar birbirine eşit. 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8. Yani burası V iken burası ne olacak arkadaşım? 8 V tamam 8 V 7 V olacak. Hocam 7 V'yi ben de buldum. 42 p olarak buldum. V'yi de kaç bulurum o zaman? 6 p olarak bulurum. Evet V 6 pi. E o zaman ben burada bir yükseklik çizecek olursam. Hop. Yüksekliği de aç diyecek olursam. Şu kesik koninde yüksekliği aç mı oluyor? Evet. O zaman ben burada taban alanı çarpı yükseklik yani V. V dediğim 6 pi olarak buldum. Pi R kare çarpı H bölü 3 değil midir? Evet. E buradan ne geliyor arkadaşım? 2 ile 6'nın bir tanesi sadeleşse pi'ler de sadeleşse burada 3 kaldı. 9 bölü 2 mi yaptı o zaman H? H'ı böylelikle 9 bölü 2 olarak bulduk. E bizden bir bölmenin yüksekliği. Evet şuradaki kesik konunun yüksekliği isteniyor. Cevabımız o zaman 9 bölü 2 yaptı. Yani dördüncü soru Edremit oldu arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Yarı çapı R olan bir küre ile taban yarı çapı R olan bir dik dairesel silindir ve bir dik dairesel koni veriliyor. Evet yarı çapı R olan bir küre sonra bir silindir bir de konimiz var elimizde. Çok güzel. Bir de koni var elimizde. Tamam. Şunları şöyle çizelim de sonra yorumlarız arkadaşlar. Şimdi bu 3 cismin yüzey alanları birbirine eşitmiş. Bak. O zaman arkadaşım bunların yarıçapı R ise eğer şunun yüzey alanı neydi? 4 pi R kare eşittir. Bu taban alanları 2 tane pi R kare artı taban çevresi çarpı yükseklik yani şuraya aç diyecek olursam 2 pi R çarpı haşa eşit oldu. Bu da aynı zamanda neye eşit arkadaşlar? Şurası da L ise eğer bu pi r kare artı prileme eşit olacak. Evet. Öncelikle şu ikisine bakalım mı arkadaşım? Şu ikisine bakalım. Evet şu ikisine bakacak olursak. 4 pi r kare eşittir 2 pi r kare artı 2 pi r h bunu attık öbür tarafa 2 pi r kare eşittir 2 pi r h yaptı 2 pi'ler gitti r de gitti buradan r eşittir h mı oldu evet şimdi burada silindirin yüksekliği r'dir diyor Silindirin yüksekliği H'ı R'ye mi bulduk arkadaşlar? Evet. Bu kesinlikle doğru bir şey. Sonra yüzey alanları eşit. Koninin yüksekliği 3R'dir. Bakacağız. Arkadaşım 4PiR²'de buna eşit değil mi? Evet. Şu ikisine bakacak olursam da bunu da siyah kalemle göstereyim. Şöyle 4 pi kare eşittir. PiR² artı pirilden dolayı Buradan attık öbür tarafa. 3 pi r kare eşittir. Piril olduğundan dolayı bulaşık deterjanı markasıydı. Ee, Yanılandı. Buradaki pi'ler gitti. R'ler gitti. 3 r eşittir. L mi bulduk? Evet. Koninin yüksekliği 3 r'dir. Hayır. Burası 3 r oldu. Yüksekliği ne oldu? 9 r kareden r kare çıkın da çıkınca 8 r kare kaldı. Yani burası 2 kök 2 r yaptı. Bu 2 kök 2 r olmalıydı. Bu yanlış oldu o zaman. Koninin hacminin silindirin hacminin oranı 2 kök 2 bölü 3 olarak verilmiş. Hadi bakalım şimdi de hacimleri oranlayalım. Hacimleri oranlarken koninin, koninin hacmi. Hocam taban alanı hacimler oranı V1 bölü V2 diyelim. V1 dediğimiz koninin hacmi dediğimiz şey. Pi R kare çarpı yükseklik yani 2 kök 2 R bölü 3'ü unutmayalım. Bölü hangisinin silindirin hacminin oranı? Pi R kare çarpı H. Evet piler gitti mi gitti. R kareler gitti mi gitti. Şunlar gitti mi gitti. 2 kök 2 bölü 3 mi yaptı? Evet. 2 kök 2 bölü 3 yaptı. O zaman 3. de doğru oldu. 2. yanlıştı. Cevabımız ne yaptı o zaman? 1 ile 3 yaptı. Yani cevap C an oldu 5. soruda. Geldik 6'ya. Tabanının bir kenar uzunluğu 2A ve birim ve yüksekliği A birim olan kare dik piramit. Arkadaşım kare dik piramit çizelim. Kare dik piramit. Dik piramitlerden ne oluyor arkadaşlar? Yükseklik şöyle yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine denk düşüyordu. Hemen şunu çizdik. Hemen yüksekliği çizdik. Bu alttaki şeklin ağırlık merkezine düştü. Oluşan ara kesit çevresi isteniyor. Bak karedik piramidin taban köşegeninden geçen taban köşegeni dediği için ben bu yüksekliği çizince hep duruyorum. Çünkü niye? Ya bu köşegeni çizeceğim diyorum ya da şu diki çizdikten sonra şu dik ve şu dik özellikle yanal alan yan yüz yüksekliği lazım olduğu zaman şu dik çiz dik çiz dik çiz olayını yapıyordum. Ama burada ne diyor bize? Bize taban köşegeninden geçen tabana dik bir düzlemde kesiliyor. O zaman kesidimiz bizim şuradaki üçgen mi oldu arkadaşlar? Evet. Kesidimiz bu üçgen oldu. Buna benzer konu anlatımında da zaten bir soru da vardı. Bize diyor ki oluşan ara kesitin A türünden eşit nedir diye soruluyor. Bir kenar uzunluğu 2A'ydı. 2A'ları yazalım. Ve yüksekliği de A'ydı. Hocam 2A, 2A ise 2 kök iki A. Yükseklikte de 2 eş parçaya böldü. Kök A, kök A yaptı burası. Pisagor bağıntısı yapacak olursam kök 2'nin karesi artı 1'in karesi 1 artı kök e, 2'den 3 yaptı. Burası da kök a mı yaptı? Evet, aynısından dolayı burası da kök 3A yaptı. Çevresi isteniliyor bizden. 2 kök 2 a artı 2 kök 3 a mı yaptı? Burası? Evet. Buradan 2 a parantezine alacak olursak, hatta 2 parantezine de alınmamış burada, direkt a parantezine alacak olursak 2 kök 2 artı 2 kök 3 mi yapar cevap? Aynen öyle. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Geldik 7'ye. Bütün ayrıtları eşit uzunlukta olan bir altıgen dik prizma. Altıgen dik prizmayı çizelim kardeşim. Bak altıgeni çiz. Dik prizma. Dikkat. Prizma bu. Ben tam neredeyse piramit çiziyordum. O yüzden dikkat edin size. Ve bütün ayrıt uzunlukları da birbirine eşit olacakmış. Bir altıgeni çizelim öncelikle arkadaşım. Şu altıgeni çizdikten sonra prizma dediğimiz neydi? Tabanı ve tavanı aynı olan şekil değil miydi? Aynı şekilde üst tarafa da çizeceksiniz. Ben biraz teknolojiyi kullanıyorum. CTRL C, CTRL V deyip üstte de aynısını çizdim. Aynısını çizdikten sonra da ne yapıyoruz? Hop şöyle şunları da birleştiriyoruz. Ve bütün ayrı uzunlukları da birbirine eşitmiş. Arkadakileri çizmeyeyim sadece. Tamam şekil karışmasın. Şimdi 6 eş parçaya ayrılıyor. Oo bu 6 eşit parçaya ayrılıyor. Sen bunu 6 eşit parçaya ayırmak için ne yapmalısın o zaman? Hocam taban ya da üst tabandan göstereyim şu şekilde 6 eşit parçaya bölmen için şöyle bir parçası bu mu oldu? Evet şu parça bak çok güzel bir şey oluştu burada. Tabi zemine de şöyle inince hop bir parçası bu mu yapmış oldu? Aynen öyle. Bir parçası bu oldu arkadaşlar. İşte bizden ne isteniyor? Buradaki parçanın hacmi nedir diye soruluyor arkadaşım bize. Değil mi? Evet 6 eşit parçalardan birinin alan alanı 36 birim kare olduğuna göre. Bu bir prizma mı? Prizma. Nasıl prizma? Üçgen prizma olmadı mı? Evet. Şu altı eş parçaya ayırdığında şu eşkenar üçgen oluyordu. Yani bu da eşkenar üçgen. E o zaman tabanına bir a, a, a diyecek olursam taban çevresi. Şimdi çünkü yan alanından bahsetmiş. 36 birim kare diye söylenmiş. Ve bütün ayrı tuzlukları da birbirine eşitti. Yani burası a iken burası daha a olacak. Şimdi yan alanı üçgen prizmanın çünkü altta birini aldık ve şu şekil çıktı karşımıza üçgen prizma. Üçgen prizmanın Yanal alanında taban çevresi yani 3A çarpı yükseklik 36 olarak verilmiş. Buradan A kareye eşittir. Kaç geldi? 12 mi geldi? Evet A'yı da böylelikle kaç bulduk? 2 kök 3 olarak bulduk. Peki hacmi kaç birim küptür diye soruluyor. Bunun hacmi soruluyor. Taban alanı çarpı yüksek midir? Aynen öyle. E hacim de o zaman A kare kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik A'ya eşit olacaktır. E A kare zaten belli 12 yani 12 kök 3 bölü 4 çarpı A dediğimizde zaten 2 kök 3'tü. E o zaman bunu da yazınca arkadaşım şunlar şunlar sadeleşti. 3, 3 kere 2, 6. 6 çarpı kök 3 ile kök 3'ün çarpı da 3. O zaman cevap da böylelikle 18 olmuş oldu. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Dikkatli olun. Ya yani ÖSYM benzerini sordu. Ben de bu, bu şekilde sormuşum. Yani çeviriyorum çünkü soruları. Sözel soruya çeviriyorum. Ee, ÖSYM'nin mantığında sorular işte bunlar. O yüzden dikkatli olun arkadaşım. Gerçekten çok güzel sorular çözüyoruz. 7. soru Akçay yaptı geldik 8'e. Bu da çok güzel bir soru. Yüksekleri eşit taban yarıçapları sırasıyla 3 ve 4 santimetre olan dik dairesel silindir biçimindeki iki mum aşağıda verilmiştir. Birin zamanda aynı miktarda eriyen bu mumlardan sarı renkli mum aynı yüksekte erimiyor. Aynı miktarda aynı hacimsel eriyor yani. Birim zamanda aynı miktarda eriyen bu mumlardan sarı renkli mum yakıldıktan 7 dakika sonra arkadaşım yakıldı ve 7 dakika geçti. Şurası mesafe 7 dakika sonra mavi renkli mum yakılıyor. Mavi renkli mum yakılmaya başladığı anda sarı renkli mumun yükseldiği 2 santimetre azalmıştır. Bu 2 santimetre azaldı. 2 santimetre peki sarı da 2 santimetre. Kaç dakikada eridi arkadaşım? 7 dakikada erimedi mi? Evet. Bu aklımızda kalacak. Tamam. Hem 2 cm hem de 7 dakika. Bunu kullanacağım. Buna göre diyor mavi mum yakılmaya başlandıktan kaç dakika sonra bu iki mum yükseklikleri eşit olur diye soruluyor bana. Bak. Şimdi yaktım şöyle geldim. Yaktım bu eridi buraya kadar geldi. Aynı yüksekliğe gelsin diye söyleniliyor bize. Yani şuradaki yükseklikler aynı olsun diye. E, buradaki yüksekliklerin aynı olması şuradaki yüksekliklerin de aynı olması anlamına geliyor. Buraya x diyecek olursam o zaman burası x artı 2. Şurası da x artı 2 değil mi dostum? Evet. E şimdi sen bunlar aynı zamanda aynı birim eriyorlar ya. Yani şuranın hacmiyle buranın hacmi eşit olmak zorunda değil mi? Çünkü bundan sonra e, şu aynı anda yakınmaya başlanıyor. Aynı zamanda atıyorum 5 dakika geçti. 5 dakika sonra bu eridiği kısımla bu eridiği kısım aynı değil mi? O zaman hacimleri eşit. Yani şunun hacmi pi r kare çarpı h x artı 2 Eşittir. Bunun hacmi olacak. Yani yarıçapı 4. Pi R kare çarpı x e eşit olacak. Buradan pi'ler gitti mi? Gitti. 9X artı 18 eşittir. 16X yaptı. Buradan 7X eşittir. 7X eşittir. 18 yaptı. Böylelikle X'i kaç bulduk arkadaşım? 18 bölü 7 bulduk. Evet. X yüksekliğini 18 bölü 7 bulduk. Ama bizden başka bir şey isteniyor. Mavi mumu yakılmaya başlandıktan kaç dakika sonra işte mavi mum yakılmaya başladığında bu da yakılıyor ya. İşte buradan geçen zaman soruluyor bize. Kaç dakika sonra bu iki mumun yüksekleri eşit olur diye soruluyor. Arkadaşım sarı mumda 2 santimetrelik yer 7 dakikada yanmamış mıydı? Evet. 2 santimetrelik yer 7 dakikada yanmışsa o zaman 18 bölü 7 santimetrelik yer kaç dakikada yanar diyeceğiz arkadaşlar. Şuraya da y diyelim isterseniz. E, doğru orantı vardır burada. Değil mi? E, doğru orantı olduğu için 2 y buradan 18 bölü 7 çarpı 7'ye eşit oldu. Gitti gitti. Y'yi de böylelikle kaç bulmuş olduk arkadaşım? 9 bulmuş olduk. Yani cevap 8. soruda 9 oldu. Bu da hoş sorulardan biri gerçekten. Abo bekle şimdi 20 dakikada mı anlatırız? 10 dakikada mı anlatırız bilmiyorum ama şöyle bir soru var arkadaşlar. Bu soruda ÖSYM böyle ee, soruyu okuyayım öncelikle. Ayrı tuzunluğu 8 birim olan tahta bir küpün bazı parçaları kesilip çıkarılarak üç boyutlu bir cisim oluşturuluyor. Bu yeni cismin her bir yüzüne dik bir doğrultuda bakıldığında ortasında boşluk bulunan aşağıdaki görünüm elde edilmiş. Evet ÖSYM e bunu sormuş. Dikkat. Bu üç boyutlu yeni cismin yüzey alanı en fazla kaç birim karedir? Arkadaşlar, öncelikle bir şekli çizelim mi? Çizelim. Ben kübü parçalayarak yani kübü oyarak baktım ve hangi yüzünden bakarsam bakayım bir boşluk göreceğim. Dikkat. E o zaman bir küp oluşturayım arkadaşım şöyle. Şöyle bir küpü oluşturayım bakayım. Küpü çiziyorum. Şöyle çizdim. İnşallah net bir şekilde görürsünüz. E, CTRL-C, CTRL v yapayım şöyle. O ne? Başka bir şey geldi. Şunu CTRL-C yapacağım. Heh. Arkadaşım küpü oluşturduk mu şöyle? Evet. Şimdi ar arkadaki çizim gözükmesin ama ya. Şöyle olmasın. Evet şöyle yapalım. Şunları da şöyle birleştirelim. Birleştirelim ve birleştirelim. Tamam. Şimdi ben üstten baktığımda şöyle bir oyuk göreceğim. Arkadaş o oyuyu şöyle koyabilirim. Koydum. Şöyle koydum. Ya burada şekli çizmek de çok önemli arkadaşlar. O yüzden dikkatli bir şekilde dinleyin. E buradan önden baktığımda da aynı şekilde oyuğu göreceğim. Oyuk şöyle. Öbür taraftan baktığımda da o oyuğu göreceğim. Ve şöyle mi arkadaşlar oyuğumuz? Evet kesinlikle ama kesinlikle böyle. Hatta sol tarafta da öyle bir oyuk olacak ki buradan baktığımda öbür taraf önden baktığımda arkası gözüküyor. Her bir yüzünde yani altı yüzünde de böyle bir oyuk var mı? Var. ÖSYM ne sormuştu bunun? Hacmini sormuştu arkadaşlar. Hacmini sormuştu. Yani siz ne yapacaktınız burada? Tüm kübün hacminden bak hacmini sorduysa şu büyük kübün hacminden şu kare prizmaları çıkartacaktınız. Ama burada dikkatli olmanız gereken bir şey var. Şu dikey kare prizmayı çıkarttınız mesela. Şu kare prizmayı çıkarttınız. Bu kare prizmayı da çıkarttınız. Yalnız ortada kesişen yeri 3 defa çıkarttınız. O zaman ikisini de ekleyeceksiniz. Ortada oluşan yer ne? 2 4 çarpı 4'lük bir küp olmuyor mu? Evet 4 çarpı 4'lük bir küpü de ekleyeceksiniz. İki tanesini yalnız. Bak tekrar söylüyorum. Bak dikkat. hacmi bulurken sen ne yaptın? Hacmini sordu ÖSYM e bu arada. Tüm hacimden şu tabanı şu olan kare piramit prizmayı çıkarttın tabanı kaç? 4'e 4'lük. Bak dikkat et. Tabanı 4'e 4'lük. Yüksekliği de kaç? 2, 4, 6, 8. Evet. Çünkü burası 4, burası 4 ya. Yüksekliği de bu kadar olan. Bir kısmı çıkarttın. Sonra aynısı bunun için, aynısı bunun için çıkarttın. Çünkü bakıyorsun, bakıyorsun, bakıyorsun. E burada 3 tanesini çıkarttın. Tüm kübün hacminden şunları çıkarttın. Ama ortada bunlar kesiyor. Kaça kaçlık? 4'e 4'lük bir küp oluşturuyor. Ortada kesişen yer. Yani şöyle şu ortada bir boşluk oluyor ya. Hepsini kesti yeri. Sen burayı 3 defa çıkartmış oldun. Bir buradan bir buradan bir buradan çıkarttın. Ama sen bir kere çıkartman lazım. O yüzden bunun 2 tanesini de eklemeliydin. Artı 2 tane de kübün hacmi. Kübün bir kenarda kaç olacak? dördü 4'lük bir kübün hacmini de burada eklemeliydin. Hacmini de bu şekilde bulurdun. Şimdi bana ne diyor arkadaşlar? Bana diyor ki bu sefer yüzey alanı. Yüzey alanı sorarak işi biraz zorlaştırdım. Ama işi sağlam kazığa bağlayan. Bak eşeğimizi eşeği sağlam kaza bağlamak lazım. Niye zorlaştırdım arkadaşlar? Bizden şuradaki yüzey alanları isteniyor. Böyle oyuk olduğu zaman. Bak şimdi dikkat. Şuradaki yüzey alanlarını bulacağız. Şimdi bu şekli çizdik ama sadece buradaki yüzey alanları değil ki içeride de bir yüzey alanı oluşuyor. Perspektif çizimi yapman lazım burada. O yüzey alanlarını bulman için, düşünebilmen için. Şimdi perspektif. Ben şeklini nasıl perspektifli çizdim? Şu şekilde değil mi? E, kameradan ters görüyor olabilirsiniz belki. Şu şekilde göstereyim. Yani şu tarafa doğru perspektifli çizdim arkadaşım. O zaman içeride de görünen bir şey var burada. Yani sen iki birimde içeri doğru gitmelisin dostum. Bak iki birim içeri gittim böyle. Hocam iki birim içeri gittim. Burada da iki birim içeri gittin ama burayı göremiyorsun. Dikkat et. Şöyle bir şey düşün. Hop şöyle. Burayı görüyorsun. Burada da dikey yukarıda çıkıyor. Bak içeride böyle bir şey de oluştu. Hocam böyle iki birim gittin. Şöyle iki birim gittin. Şurada da iki birim gittin. Şurada duvarlar oluştu. Oyuklar var ya, oyukların duvarları. Ondan sonra aynı şekilde burada da burada da nasıl gördüm? Şunu görürüm. Şöyle şunu şöyle. Evet, burada da şuradaki yüzeyler de oluştu arkadaşlar. Gördünüz mü? Ama burada yüzeyler oluştu da sen iki tanesini görüyorsun. Üstünde ve sağında da var burada. Sen burada iki tanesini görüyorsun. Üstünde ve bu bana bakan tarafta da var. Sen burada iki tanesini görüyorsunuz. Şu tarafta ve bu tarafında da var. Buna dikkat et. Oluşan cisim bu. Ama ben burada bunu yanlış yazmışım galiba ya. Oluşan cismin hacmi en fazla demişim de. Bu en az olacak galiba. Buraya da takılmayın. İşte oluşan cisim bu ya. Bu cismin yüzey alanı isteniliyor bizden. En az olması lazım. Niye? Üstten baktığında böyle bir boşluk göreceksin ya. Hani şuralarda da bir oyuk yapma diyor sana. Hani şuraları da oyma diyor. Sen böyle baktığın zaman şey olacak ama burayı oyunca. içini oyunca ne olacak? ekstra bir yüzey oluşacak ya ondan dolayı en fazla değil de ekstradan bir yüzey oluşmasın. Yani bizimki tam şöyle olsun. Tam istediğim şekil bu. Yani içi oyuk demir blok. Diğer tam parçaları da dolu. Ekstradan bir oyuk olmasın diye en fazla demişim ama burada en az demeliydim sanki. Ama buraya da takılı kalmayın. İşte bunun alanını bulmaya çalışacağız şimdi. Arkadaşım şunun bir kenarı kaç? 8. Burası kaç? 4. Çünkü 8 birim burası 4 birim burası olduğundan dolayı. Şimdi şu sarı bölgelerin alanı belli. 64'ten neyi çıkartacaksın? 8'in karesinden 4'ün karesini çıkartacaksın. 16'yı çıkartacaksın. Yani kaç yaptı? 48. Evet. Şuradaki bölmeler 48 yaptı. Hocam 48 burada. Hatta burası da 48. Burası da 48. 6 tane yüzey olduğu için 6 tane 48 var mı elimizde? Var. Artı. Kırmızılara bakacağız. Şimdi 2 birim içeri geçtik ya böyle. Değil mi? 2 birim içeri geçtik. Hocam 2 kere 4'ten 8. Hocam burada 8. 8, 1, 2, 3, 4 tane burada mı var? Evet. 4 tane 8 var. Bir tane pencereye baktığımız zaman 4 tane 8 var bu pencerede. Ama burada kaç tane oyuk var böyle baktığın zaman? 6 yüzeyde de 6 oyuk yok mu? O zaman 4 tane 8'den kaç tane var diyeceğiz arkadaşlar? 6 tane var diyeceğiz. E o zaman 6 kere 8 48. Aa burada hatta şey yapıyor. Dur bu da 48 yaptı. Bak burası da 48. Dikkat et bu 6 çarpı 48. O zaman 48 parantezini aldığımız zaman bunu hiç böyle bunda bunu çarp, toplama işlemi yapmayayım. 48 parantezini aldığımız zaman 6 burada kaldı. 48 parantezini aldığımız zaman burada da 4 kaldı. O zaman burası da kaç yaptı? 48 çarpı 10 yaptı. Cevapta kaç yaptı o zaman? 480 yaptı. İşte gördünüz mü? ÖSYM bunun hacmini sormuş. Hacminde de genelde bu 3 tanesini çıkarttılar. Ama içeride keseceğini böyle düşünemediler. Ben bu soruda iki tane taş, e, iki, yani bir taşla iki kuş vurmuş oldum. Yani bir soruyu da iki farklı soruyu göstermiş oldum. Hem hacmini anlattım size. Hem de neyi anlattım. Hem de yüzey alanını anlattım. Tamam mı? Ekstradan bir şey var mı burada? O ekstradan şöyle bir şey var mı? Var gibi gibi duruyor. Dur. Dur. Dur 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 dur. Arkadaşlar ekstradan bir şey daha gördüm sanki ben. Şimdi biz bu alanları hesaplarken sarı alanda tamam sarı alan sarı alanı hesaplarken bir de şu var bir de şu var. Aa bak 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 bak. Ben de hatalı düşünmüşüm. Arkadaşım şuradaki kırmızıyı düşün. Şimdi şu kırmızıyı düşün. Buradaki şurayı burayı şu sağ bak. Burası ve karşısındaki burası ve karşısındakileri düşündük mü? Düşündük. Ama bir de bunun şöyle alt tarafındaki parçalarda yok mu yüzey alanında arkadaşım? Değil mi? Yani şunu diyorum. Bak 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 bak. Şurada da gösterebilirim şöyle. Şuradaki yüzey alanındaki şu alan yok mu? Tamam bunu hesapladım. Yo. Bunu hesaplamışım ben ya. Şu alt tarafındaki alanı hesapladım. <laughs> şunu hesaplamaya çalışıyorum. Ha, 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 ha. Şunda da neresi var? Şu içeridekinin bak şu okla gösterdiğimin arka tarafı yok mu arkadaşım? Orayı biz hesapladık mı biz? Orayı da hesapladık ya. Hesaplamadığım yer var mı? <laughs> var mı? Yoruma yazar mısın? Ben şu an düşünüyorum. Şu an düşünüyorum. Hatta videoyu durdurup öyle düşünüyorum. Dur. Durdurdum videoyu. Evet videoyu durdurdum. inceledim. Siz de inceleyin. Lütfen inceleyin. Bir hatam varsa beni de uyanın arkadaşlar. Şurayı işaret etmiştim ama ben burayı hani şunun karşısındaki pencerede de onun alt tarafına bakmış olmuyor muyum ben? Bakmış oluyorum. O yüzden her tarafı incelemiş oluyorum. Dolayısıyla cevap temiz bir şekilde 480 çıkmış oluyor arkadaşım. Tamam mı? Ben 480 buldum. Sen de farklı bir şekilde bulursan lütfen yoruma yaz. Ama cevap gerçekten 480 gibi duruyor. Çünkü her durumu incelemiş oluyoruz. Burada ne yaptık? Tekrar söyleyelim. Sarı boyalı bölgelerin alanı 48 bulduk. 6 tane yüzey var. Sonra buradaki her bir pencerede 8, 4 tane 8 var. 4 tane 8'den her bir pencerede 6 durum var. Ee, burada 6 durumu da yazınca cevap 480 çıktı. Sanki bunun altındaki yüzeyi bak şu şunun altındaki yüzeyi hesaplamamışız gibi ama gibi ama arkadaki pencerede zaten oradaki dörtlü ben kısmı inceledim. Yani 6 tane 8 yani 8'den 4 taneyi zaten yazmıştım şuranın içerisinde. O yüzden cevap temiz bir şekilde 480 gibi duruyor arkadaşlar ki öyle bir hatam varsa ya da yorumunuz varsa lütfen cevaplara ye yorumlara yazın. Doğru hocam kesinlikle doğru ya da yanlış. Yanlışsa yanlış kardeşim. Yani video anında düşünemediğimiz noktalar olabilir tabii ki her zaman doğru yapacağız diye bir şey yok. Yanlış yaptığımız şeyler de oluyor tabii ki. Evet. Gençler böylelikle test 1'i hallettik mi? Hallettik. Sırada var? Sonra test 2 var. O zannediyoruz. Bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.